Şimdi arkadaşlar, rap dünyasının çok önemli bir ismi Hidra bizlerle birlikte olacak. Ama tabii ki de gelirse. Gelecektir umuyorum ki. Çünkü biz bekliyoruz. Bekledikten sonra da kendisi konuklarımız geliyor. Evet. Gelince arkadaşlar haber verin. Bilginiz olsun. Evet, sorularınızı arkadaşlar alttaki şu soru kutucuğuna alayım. O soruları ona göre söyleyeceğim. Bu arada izlemek isteyenler, tekrar izlemek isteyenler veya kaçıranlar için, yarıda yetişebilenler için Müzikoneri YouTube kanalında bütün videolarımız yayınlanıyor. Evet, konuğumuz geldi arkadaşlar. Ve alıyorum canlı yayına. Ben Cüneyt Diktaş. Benim de DM'imi atabilirsiniz sorulara. Bir yandan buradan bakıyorum. Beni de ekleyebilirsiniz. Cüneyt Diktaş, bilginiz olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Pusuda bekliyordum vallahi. Direkt gönderdim isteği. Ha, süper, süpersin. Sesi açayım Zamanlaman dedim. harika. Evet. Direkt tam dakikasında geldim. Aynen. Nasılsın? Vallahi iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Karantina hali, doğal bir süreç şu an için. Çok doğal olmasa da. İyiyim yani. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bu arada müzik üretmeye devam mı? Var mı Valla şöyle çalışmalar? bir durum var aslında. Ben albümü hazırladım. Şu açıdan üretmek. Şu an bir mikrofon sıkıntı. Yani mikrofonum yok. Öyle bir eksikliğim var ama yani ikinci albümün şarkı sözlerini ve beatlerini hazırladım diyebilirim. Ya bu açıdan benim için faydalı oldu. Hani 10 tane falan parça hazırladım, sadece kaydedilecek. Aynen şey Bu diyorlar albüm. zaten. Şu anda da yeni albüm gelsin artık filan diyorlar ama Ya yeni albüm gelecek o. ben baktığımda çok üretiyorsun. Hiç durmuyorsun zaten. Değil mi? Her Ya yıl var aslında yani. dönem dönem durgunluklar illaki oluyor ama genel olarak evet ya bu işi yaptığım günden beri üretken olmaya çalıştım. Şu anda da hali hazırda zaten bir albüm hazır. Sadece işte bir proje eksik var. O işlemlerden geçecek. Muhtemelen önümüzdeki 2 ay içerisinde falan yeni albüm gelmiş olacak ki işte bu malum durumlarda biraz ertelenmesinin nedenlerinden birisi oldu. Ama yeni albüm yakında yani. Dinleyiciler de bekliyor biliyorum. Beklenti içindeler. Biraz daha dayanırlarsa mutlu olacaklar. İçleri rahat olsun yani. Peki ben isminin anlamını bilmiyorum. Belki senin hayranların biliyordur. Bunu belki bilmeyenler de vardır. Hidra. Sormak Yani istiyorum Hidra'yı. şöyle, şimdi ben ilk, ya tabii küçük yaşlarda rap müziğe merak saldım ama ilk kaydımı 15 yaşındayken, yani yaklaşık 11-12 sene önce yaptım. Ya o sırada da hala da vardır. Benim işte Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, Türk mitolojisi ya ilgim var böyle fantastik hikayelere. Hidra da Yunan mitolojisinde bir ejderha ve bayağı böyle kuvvetli bir ejderha. Böyle 3 tane başı var, birisini kesiyorsun, yerine 3 tane daha çıkıyor vesaire. Ve böyle hani Yunan mitolojisinin en güçlü karakterlerinden biri olan Herkül de düşman. Hani o sivriliği beni biraz çekti ki rap müzik zaten hani temeli bu. Bir sivri bir müzik. Ve hikayenin sonunda oluyor. Herkül en sonunda Hidra'nın bütün kafalarını kesip hepsinin yerine meşale yer koyuyor ve Hidra orada ölüyor. Ben o hikayeyi okuyup etkilendim. Dedim ki o hani Herkül'ün öldürdüğü Hidra'yı ben müziğimle tekrar dirilteceğim gibi bir düşünceye kapıldım. Mecazi anlamda evet. Evet. Ve hani telaffuz olarak da hoşuma gitti. Adım Hidra dedim ve bugünlere kadar Hidra olarak geldim yani. Bu şekilde. Süper. Peki kolay geldi mi bugünlere kadar? Onu da sorayım. Yok Çünkü ya gerçekten yani belki hani Türkiye'de birçok müzik sektörü var. Birçok müzik tarzı üretiliyor ama herhalde rapçilerin çektiği sıkıntıları ya diğer sektörlerde çekilmemiştir ki zaten biz son 1,5-2 senedir hani göz önünde olabilen insanlara sesimizi duyurabilen sanatçılara dönüştük. Ama tabii ki kolay olmadı. Yani hem yaşadığımız zorluklar hem de bu işte iyi olabilmek için gerçekten tamamen odak noktanı rap müzik yapman gerekiyor yani. Hiçbir şekilde vazgeçmemen gerekiyor. Ama işte şimdi ufak ufak karşılıklarını almaya başladık diyebiliriz. Ama hala tabii kolay değil. Yine de değil kolay mi? değil. Şöyle Evet. de düşünüyorum. Bir de ben rap müziği sadece dinleyicisiyim ama
Rap müzikte sanki çok yani 20 yıldır emek veren insanlar var. Tabii Ama bir canım. bakıyorsun son 2 yılda birazcık şey yapınca böyle YouTuberlar veya birçok insan rap yapmaya başladı. İyi de dikkat çekiyorlar ama tabii iyi mi değil mi altyapısı onları siz daha iyi bilirsiniz. Ya şöyle Çünkü tabii ki ya baktığımız zaman YouTuber'ların ya birçok YouTuber'ın ben şarkı ya yani rap adı altında dinlediğim zaman beğenmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Artık buna pragmatist yaklaşım mı dersiniz bilmiyorum. Öyle insanlar ürettiği zaman, rap yapmaya çalıştıkları zaman ya da işte rap'e uygun olmamasına ya da rap'i bilmemesine rağmen popüler isimler rap yaptığı zaman insanlar merak edip bize de bakıyorlar. Hani rap demek ki hani güzel bir şey. Hani çünkü beğenenler oluyor. Bir diğer rapçilere de bakalım dediklerinde bizi de tanımış oluyorlar. Yani bu açıdan iyi. Ama genel olarak tabii bu işe 20 yıldır, 20 yıldan fazlasını vermiş insanlar varken yani çok sarmıyor beni açıkçası onların yani şarkıları. sen biraz alçak gönüllü konuştun. Yani yeni rapçiler aslında sonra dinleyici diyor ki krallara bir bakalım. Yani esas bu rap'e emek vermiş Gibi, insanlara sonra bakalım. Evet. evet. Böyle bir Gerçek. etkileşim yaratıyor bizim üzerimizde. Ama tabii yani kimseye de siz yapmayın etmeyin diyemeyiz. Yapsınlar. Hani tabii ki Aynen. yapsınlar. Peki bir de şey var. İngiltere'de doğdun, büyümedin. 4 yaşında Ankara'ya mı geldin? Evet. Bir kısa bir Batman macerası var babamın askerliğinden dolayı. Ama işte babamın işleri, durumları nedeniyle o dönem işte İngiltere'deymiş. Yeni evlenmişler anlamlı. İşte o sırada ben olmuşum ama çok hiç hatırlamıyorum yani. 4 bile değil, 3 yaşındayken falan işte 96 yılında falan Ankara'ya gelmişim ki ömrümün büyük kısmı Ankara'da geçti zaten. Vizen var ama değil mi İngiltere'ye? O karın var herhalde. Ya Öyle bir şey oluyor. şöyle şu an şeyim pasaportum, geçen yeşil pasaportum vardı, o bitti. Ya şöyle bir avantajı var, İngiltere çok zor vize veren bir hani ülke ki hatta Avrupa Birliği'nden çıkabilecek kadar rahatlar. Ya benim şöyle bir avantajım var, hani vize almak istediğim zaman doğum yerim İngiltere olduğu için hani bana çok fazla sıkıntı çıkartmıyorlar. Böyle bir avantajım var. Bunu daha önce görüştüm ama henüz gidemedim İngiltere'ye. Öyle de bir durum var. Bir doğduğum yeri görmek de istiyorum önceden. Tam soracaktım. Tam soracaktım Göremedim yani. gittiğinde. En büyük yani Evet. İngiltere'ye gittiğim zaman Londra'ya ya da Manchester'a gitmeyeceğim. Durham City diye küçük bir şehirde doğdum ben. Orayı görmek Evet. istedim. Hani nerede geçmiş bebekliğim? Sonuçta orada var olmuşum, yapılmışım, Evet. üretilmişim. Görmek Ama istiyorum. İngiltere'den de Öyle bir hayalim. sevenlerin var. Belki onlar da yardımcı olur. Bir bakarsın gidersin bir konsere monsere bir belli olmaz. Vallahi Bir umarım, vesile olur umarım. pardon. Tabii. Umarım bir konserle de olursa bu benim için tabii harika olur. Yani yaptığım iş sayesinde gidersem büyük mutluluk duyarım bundan. Peki Hidra yani Fatih de dendiği zaman oluyor mu sana? Hep Hidra mı deniyor? Onu da söyleyeyim. Ya şimdi genel olarak aslında şey bizim kitlemiz yani tabii şu an artık yaşları büyüdü ama işte ben 2011'de rap yaparken böyle 13-14 yaşında işte genç kardeşlerimiz hani bizi dinliyordu. Fatih abi en çok bana hitap Evet. ediliş şekli muhtemelen Fatih abidir ama işte rap camiasından Hidra diyenler var. Ama genel olarak da arkadaş çevrem, kız arkadaşım yani Fatih diyorlar doğal olarak. Ama Hidra Evet. diye hitap eden de var tabii. Bu arada hep yorumlara, sorulara bakıyorum. Albüm albüm İşte arkadaşlar. ben zaten en baştan o Albüm. yüzden albümü söyledim. Biraz Evet. sabretmeleri gerekiyor çünkü işte malum durumlar nedeniyle işler ertelendi ve hani eskiden daha kolaydı albüm yapmak belki ama şimdi işler daha profesyonelleşti. Bizim de daha profesyonel olmamız lazım. İşte belli başlı yapmamız gereken şeyler çok hoşumuza gitmese de bazı prosedürler olduğu için yani biraz daha bekleyecekler ama en azından yazı bulacağını düşünmüyorum. Yani yazdan önce gelmiş olur albüm. Biraz Albüm mü tepli mi? sabretmeleri. Single mı olacak albüm mü? Yok albüm olacak. 10 parçalık bir albüm. İçinde Şehinşah'la bir şarkımız var. 9 tanesi solo parça. Yani single değil albüm olacak 10 parçalık. Ondan Çok sonraki zor albümü de aslında hemen yani ben yapmaya başlayacağım. albüm yapmak çok zor. Yani hani tekli tekli çıkarıp da sonra albüme dönüştürenler oluyor. Sen Evet kolaya evet. kaçmamışsın. Yok Zordan yok. başlamışsın. Evet ya ben albüm yapmak istedim. Aslında albümün şöyle dezavantajları da var. Şimdi bir single yaptığınız zaman hani tek bir parça olduğu için ister istemez insanların dikkatini çekiyor. Giriyorlar dinliyorlar ama mesela 10 parçalık bir albümde daha önce de yaşadım. İster istemez benim çok beğendiğim ama işte diğer şarkıların yanında daha normal kalan bir şarkı böyle biraz arada kaynayabiliyor. Öyle bir dezavantajı var ama
Yani uzun zamandır zaten bir albüm düşünüyordum. Dinleyicilerim de bunu bekliyor. Yani onlara da verilmiş bir sözüm var bir yandan. Umarım artık Haziran gibi. Ya kesin de konuşmak istemiyorum. Hani şu durumlardan dolayı hiçbir şey net değil ama çok beklemeyecekler. Ondan emin olabilirler. Biraz sabır Şimdi rica ediyorum. konuklarımı ister çok tanınmış olsun ister az tanınmış olsun mutlaka açıp araştırıyorum nedir, nerede doğmuş. Çünkü onların hepsini bilmeyebiliyoruz. Araştırıyorum. Tabii şunu biliyordum. Senin konserlerin çok hararetli, güzel geçiyor. Yani hiç boş geçmiyor. Yalnız geçen yıl bir konserinde kavga mı çıkmıştı? Öyle bir haber var. Evet ya, şimdi biraz dinleyici kitlemiz bizim heyecanlı. Ya dönem dönem kavga olabiliyor. Hatta ben en son Ankara'da bir sahne alacaktım. Bir takım mevzular çıktı, polis geldi. Ya, genç kardeşlerimiz bazen kendini fazla heyecana kaptırabiliyor. O olay da biraz garip oldu. Biz o sırada sahnedeydik Şeyin Şah'la beraber. Yani önümüzde birden kavga çıktı ve biz o anda da hani şarkıyı bırakıp müdahale etmek de garip olacaktı. Ama bir yandan hani şarkı da böyle gazlı bir şarkı olduğu için daha çok böyle birbirlerine giriyorlar hani şarkıyı söyledikçe. Sonra ayrıldılar ama tabii hoş şeyler değil yani. İnsanlar oraya eğlenmeye geliyorlar ki hani diğer insanların da hakkını gasp etmek, bu tasvip ettiğim bir durum değil. Ama evet, bazen yani rap konserlerinde böyle garip şeyler yaşanabiliyor. Yani rahmetli Müslüm Gürses'in hatırla konserleri öyle olurdu. Çok severdi. O da biraz daha sakin sakin hep derdi. Hep böyle eliyle yapardı. Zaten Senin de şarkıdan sonra uyardık hani yapmayın diye ama mevzu zaten kapanmıştı o sırada. dinleyicilerini hep bu şekilde uyarıyorsun. Bu güzel bir şey. Peki sen neleri dinlersin? Kimleri dinlersin? Valla ben ağırlıklı olarak yani yabancı rap dinliyorum. Yabancı rap dediğimde herhalde %95'ini Amerikan rapçiler kapsıyordur. İşte Kendrick Lamar, J. Cole, J.I.D., Denzel Curry, ne bileyim eskilerden işte Rakim, Eminem, işte Exhibit, Nas. Ya aslında saysam herhalde 100-150 tane rapçi sayabilirim. Çok fazla isim var. Ama hani güncel olarak herhalde en çok dinlediklerim son zaman. Kendrick Lamar zaten benim favorim. Onun dışında Denzel Curry ve C.I.D. isminde iki rapçi var Amerika'da. Onları da beğeniyorum stil olarak. Yani daha lirikal rapler beğeniyorum, öyle söyleyeyim. Bu arada bir yandan yorumları okuyorum ben. Yani albümler ne zaman konusunu artık geçiyorum arkadaşlar. Evet. Devamı. Koronavirüs biterse diye ben düzeltiyorum bazı soruları. Nerelerde konser vermeyi planlıyor? Böyle bir tur var mı? Yani mesela Adana diyorlar, böyle bir Türkiye turu Ya falan var mı şimdi kafanda? albüm çıktığı zaman tabii ki bir lansman turnesi olacak ve hani öncelikli olarak işte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, belki Trabzon, Samsun, hani Bursa, önce büyük şehirlerden başlamayı düşünüyorum. Ama onun dışında nerede konser yapacağımı zaten ben karar vermiyorum. Hani konseri düzenlemek isteyen organizasyon şirketi ulaşıyorlar menajerime. Ya hangi şehirse biz zaten şartlarda anlaştığımız zaman hani şehir ayırt etmiyorum. Hani çok fazla doğuya da gittim. Yani belki 81 şehrin 75'ine gitmişimdir birkaç şehir hariç. Ya onu benden ziyade organizasyonu düzenleyenler belirliyor. Yani hangi şehre çağrılırsak gidiyoruz zaten, öyle söyleyeyim. Ama Yani şu an net bir takvim yok zaten bu korona olayından dolayı, ki bu ay bir 9-10 tane konserimiz vardı, iptal oldu haliyle. Ama bu peki olaylar bitince bir açıklanır. Yani takipte kalsın dinleyici. Türkiye'den sana ilham veren şarkılar var mı? Eskilerden şarkıcılar veya müzisyenler. Eskilerden ya rap adı bazında mı Yo, yoksa rap daha, olmaya da bilir. Yani bilmiyorum, arabesk dinler misin? Pop dinler misin? ya Dinlersin. nadiren bazı zamanlar dinlerim. Ya pop dediğimde şey, hani daha güncel isimlerden ziyade işte 90'lar ya da ne bileyim MFÖ'ler, işte ya da ne bileyim daha özgün müzikler, Cem Karacalar, Barış Manço'lar, kesinlikle hani ruhuma dokunan, bana ilham veren sanatçılar, isimler oldular. Ama ben genel olarak işte Nefret diye bir grup var mesela, Ceza ile Fuchs'un 90'lı yılların sonunda kurduğu. Onların Meclis Ala İstanbul albümü. Ondan sonra Fuat Ergin'in bir albüm üçlemesi var. O albüm. Başka Yeraltı Operasyonu toplama albümü. Böyle 90'ların sonunda çıkmış rap albümleri bana çok fazla ilham oldu. Yani bana güç veren, hani
bu işi yapabilirim. Ben de bu hislere sahibim dedirten şarkılar genelde o yıllarda çıkmış rap şarkılarıdır. Ki yani çocukluktan beni etkileyip bu noktalara kadar getirdi. Öyle Anladım. söyleyebilirim. Birçok rapçi şunu da der. Ben Orhan Baba'yı dinlerim. Anladım. Ya Müslüm'ü tabii. dinlerim. Ya şimdi bir Hani rakı sofrası kurulduğu zaman hani tabii açılır öyle şarkılar ama özel olarak açıp hadi arabesk dinleyeyim kafasında çok arabesk bir insan değilim açıkçası ama hani ruh halime göre ya da o anki ortama göre dinlerim yani. Öyle arabesk karşıtı da bir kafam yok. peki Hidra'nın kariyerinde şöyle bir hayali var diyebilir miyiz? Hayalim şudur. Hani plan değil. Planın mesela albüm çıkarmak yakın zamanda. Aha. Ama bu kariyerinde hayallerin var mı? Nedir? Vallahi Gelmek istediğin? kariyerimde hayallerim. Ya aslında şöyle. Ya tabii ki bu işi yapan her insan gibi. Benim de amacım insanlara sesimi duyurmak, insanları etkileyebilmek, onların hayatlarına dokunabilmek ve gerçekten oturup evde yazdığın sözlerin binlerce kişi tarafından ezbere söylenmesi. Bu benim hayalimdi. Ulaşmak istediğim bir şeydi. Ben ya 19-20 yaşındayken buna ulaştığım için belki erken bir doyum noktasına ulaşmış olabilirim ama şu an için ya hayalim ölene kadar rap yapmak galiba. Bu. Ya Süper. istediğim Yani noktaya çünkü bir şekilde geldiğime inanıyorum. Ha daha iyisi olur mu? Olur ama şu an durumumdan da bence memnunum. çok iyi bir yerdesin. Müthiş sevenlerin var. Seni çok sahiplenmiş durumdalar. Sağ Bu olsunlar. çok güzel bir şey. Sen neler hissediyorsun? Böyle sevenlerin olması nasıl bir şey Tabii ki çok hissettiriyorsun? ya kendimi daha güçlü hissediyorum her şekilde. Ve ya işte az önce bahsettiğim konu hani benim oturup aklıma gelip kağıda döktüğüm daha önce hiç olmamış o benden çıkan sözler belli bir süre sonra bir topluluk tarafından ezbere söylenince ya da o cümleler o insanların hayatlarına dokununca ben gerçekten bundan mutluluk ve gurur duyuyorum. Ya yani kendime bir şeyler başarabiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum dedirten bir durum ve dediğim gibi kendimi daha güçlü hissediyorum açıkçası. Güzel insanların, sevenlerin olması. Peki albümde sürpriz isimler var mı? Soruyorlar. Ya şimdi bu albümde sürpriz isim yok. Sadece Şehinşah var. O da bu akşam projeye yatacak. Onu bekliyorum. Son o kaldı zaten. Buradan da belki izliyorsa tekrar hatırlatmış olayım. Ama dediğim gibi ikinci albüm aşamasına geçtim. Elimdeki beatlerin üzerine sözler yazdım. Birkaç isim kafamda belirledim. Onlarla konuştum. Olumlu dönüşler aldım. Yani bundan sonraki çıkacak ikinci albümde güzel ve sürpriz isimler olacak. Ama şu an şimdiden söylemek istemiyorum. Süper. Peki şarkılardaki bu çok eleştirildi biliyorsun. Hani rap şarkılarında küfürlü olma, küfür olmasına sen nasıl bakıyorsun? Ya ben buna normal bakıyorum. Şimdi şu şekilde. Tamam belki televizyonda ya da İşte RTÜK'ün kontrol ettiği mecralarda küfür yasak, işte sansür uygulaması var. Ama baktığımız zaman ya yaşadığımız hayata, sokağa yani yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman insanlar ya argo zaten bir kültürdür. İnsanların kullandığı ve bu sebepten rap şarkılarında küfür ya da argo kelimeler kullanılmasını ben daha rapin realist olmasına bağlıyorum. Daha gerçekçi bir müzik, daha kalıplardan uzak bir müzik olduğu Yani için sokak bu... kültüründen gelme bir müzik Evet diyorsun. evet yani Daha sokak gerçekçi durması jargonu... için de onlar gibi Aha. söylemek Evet lazım. Ama ve... bunların o küfürlerin içinde tabii çok önemli Ya tabii mesajlar ki bazı... veriyorsunuz. Ha, tabii ki ya biz zaten kalkıp işte birisine kişisel olarak işte böyle yaparım böyle yaparımdan ziyade biz bunları mecazi anlamlarıyla kullanıyoruz Evet. zaten. Deyim olarak hani herhangi birisine hani cinsel küfürler ederek bir saldırıda bulunmuyoruz yani. Hani böyle bir durum söz konusu değil. Ama dediğim Senin gibi de bu hayatın içinde olan bir şey. gerçekten şarkılarının çoğunda önemli mesajlar var. Tabii, E, evet. Aha. bu sen mesela kadına şiddet konusunda neler söylüyorsun? Sosyal projelere katılıyor musun hiç? Var mı böyle bir projeler? Oluyor mu Ya veya? sosyal projelerden zaten aslında ben ürettiğim her şarkıyı bir sosyal proje olarak değerlendiriyorum ve hani siz de bahsettiniz şarkılarıma baktığınız zaman zaten hani bir şarkı içerisinde sadece tek bir konuya odaklanmıyorum. Eğer toplumsal problemlerden bahseden bir parça yapıyorsam hepsine değinmeye çalışıyorum. Ki zaten hani günümüz dünyasında ya da şu an ülkemizde hani bunu İnsanlar aktarabilecek, sesini duyurabilecek en önemli isimler şu an rapçiler.
O yüzden ya katkı sağladığımı düşünüyorum açıkçası. Hani şarkılarımda elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Beni ve aynı zamanda toplumu rahatsız eden şeyleri. İşte bu kadına şiddet olabilir, işte cinsel istismar olabilir ya da ülkemizdeki adaletsizlikler olabilir, işte işçi hakları vesaire birçok şey var. Hepsini tek bir potada eritip bir şarkıda bahsedebiliyoruz yani. Böyle bir Peki avantajımız, bize zaafımız küçük bir var. şey söyleyebilir misin acaba bu arada? Senden Şarkı mı? bir şarkı duymak isteriz, evet. Vallahi olabilir aslında. Ben şarkı söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim bilmiyordum ama yine de onun için hazırlıklıydım. Süper. Teşekkür ederiz. Nakaratını İstersiniz değil mi çıkmış olayım. arkadaşlar? Yani ben isterim. İstiyorlarsa ben beat'i açacağım. Herhalde İsterler. Şu an istiyorlardır. kitlerler yani. Tamam. O İstiyorlar. zaman ben nabız parçasını okuyacağım. Nakaratını Şehinşah okuduğu. Tamam. Beraber dinleyelim. Buna gerek yok. Evet, hazırsak başlıyorum. Dokunamıyorum, olmam. Derin yaralarım yine kanıyor. Bana tutunan daha da batıyor, vol vol. Nabız atıyor, dokunamıyorum, vol vol. Derin yaralarım yine kanıyor. Bana tutunan daha da batıyor, vol vol. Biz özü gerekiyor sana miktarını anlatabilirim. O fanatik dağılım adamlara bağlı ya da kök saldaki paradigmalarına kadar iş sardım. Aparatif yarınlara hapishane. Dyson küreleri yakar iddianı. Tamam iyi para fit yala git kağıdı. Biz aleme veririz onu batan ilk geminize yağma. Tabii ki bazı meseleleri dağsın. Dile getirebilirim alele hizanı. Saliselere böl parazit sardı. Her yanıma yine de yarat imkanı diyor bana tanrı. Tahammülü kaldı mı diye sormuyor bile. Formülü sağlama yapabil denemede tam edip isabet. Çizidim atar imzamı. Yapan hesabı çıkar böl topla sıkar çöz kolpa tıraş gör. Çokça kral böl toprak dorsu. Kıpırda yolları puslak tonla kısım var sorma biz inda zorla soktular bizi ve dilim çok yandı biçim forsonda izim yok korkma işim yok mutlu içim yol bulmak fırsat hepsini tep şeklini yap tekniğe tek bir nefes yaklaş ve içine zehrini çek şeklini terk et acının resmini çekti demek giderek gerilen sinirim dinecek gibi gelmiyor dindirecek biri var beni sevmiyor gitti gidecek ona yaramadı ki işime hiç bitici layık değil ait mahit değil istediğin sahip olmak daim şair mısralarında ayin yapan bir rahip gibiyim şair bir gün gidersem geri dönmeye çok düşüneceğim ondan gidemiyorum. Kuruluyorum kime bileniyorum zor belaşı ruhumu iteriyorum motivasyonumu kaybedeli çok oldu otuydu bokuydu okuldu notuydu soruydu cevap da obuydu bu şuydu bu oldu boyun uzatma yoruldum olumlu sonuç komik mi konuşma sorunlu yolum yolumdan olup da sorumlu bulundum omurgam oturdu kopardım okul bu son artık kovuldum o şansım o dandik hayaller otantik evvel bir adamdım evvelden ama düş dediğim bu değildi dönmüyor artık bu değirmen bana yol göstermedi tut elimden çok yabancı ve tuhaf bu terimler bana bölüştürür al bu senin bu benimden yok edeceğim onu düzenirsen üzerinden geçen her şeyi taşır bu kalp hastalıklı gerçeğim acı ama bana inatla vermez ilacı ve benliğim acı bedenliğim acı ben neyi kaçırdım her şeyin adı çoktan bulunmuş eve gel yolu şaşırt dönen şeyi yaşa ölen dizi kaşa ölen dizi başarı da öptümü başa dokun yanıyorum oh, oh, oh. Derin yaralarım yine kanıyor bana tutunan daha da batıyor oh, oh. Tükendim ama nabız atıyor nabız atıyor dokun yanıyorum oh, oh, oh. Derin yaralarım yine kanıyor bana tutunan daha da batıyor oh, oh, oh. Kendim bana nasıl satıyor hey. Dönümü yaşamaya organizmaların en acılı formu. Yolda risk alalım onca hislerini korka pis kalalım. Toplumun bir parçası olmayı hedeflemedim. Zorladılar tonla sınav kontrol altında tutup yokladılar oldu olmadı derken. Çok tadı var gibi geleceği beynime kodladılar. Vodka tadı var ama şarap bu. Hava karanlık ama sabah mı? Yeter yat artık. Uyu ve uyan da yaparsın hatanı. Sistem aşağılık işte başardık. Demek içimizi bizden kaçırdı. Gizler açığını ister açığını. Boka batıp çık biz de şaşırdı. Yapmak için yapanlar da var. Çıkı satmak için tavarlar da. Ya para basmak için zamanlar da dar. Acabatlar için zarardan kaçanlar hep atlar içip yalandan kanar. Bahtı seçim sananlar yalan. Zaplı keşif kanallarda yap bunu yakmam için alardan sar. Bitmedi sahnem, ringdeyim alem. Nasıl tek sözümle titredi alem. Dinle hikayemi, zindeyim halen. İçimde bir dikte tetikte bir lanet. Elimle şikayet ederken idare edersin. İfade mizahsız esasen inancı bir bam. Silahlı cesaret, anlamı olmayan listelere anlam. Yüklemeyin lan. Yüklemeyin var o yönlü şekilde sönük bir fener. Gündelik isyanlarımızın amacını yaşamamız. Acı nasıl bir savaşa dönüşüyor. Ve bu zor aşaması yaşanası. Bir gece bu yaşı yazı. Paşa sarı paşanın da başarılı. Sabah bugün ama yarın. Hey.
Kendim ama nabız atıyor. Böyle bir şarkı. Süper. Yüreğine sağlık, nefesine ben, sağlık. Teşekkür ederim. Benim de bugün rapimi kusmam gerekiyordu, iyi oldu benim açımdan. Bugün işte yapmamıştım. Böyle oluyor mu günlük, hani böyle bazen? Tabii söylenen. Ya bu artık hani sürekli yıllardır yaptığımız bir şey olduğu için ihtiyaca dönüşüyor. Hani durduk yere kendimi işte freestyle yaparken buluyorum ya da işte söz, hani söz yazmak zaten hani en çok yaptığımız şey. Hani bu bir zehir gibi, bunu kusmak gerekiyor. O yüzden aslında sahneler bu açıdan çok iyiydi. Ama işte bu durumlar biraz yavaşlattı olayları. Peki yavaşlattı diyorsun. Hani bu koronavirüsten sonra biliyorsun dünyada, siyasette her şeyde bir değişim olacak deniyor. Yaşam tarzlarında bile. Tabii, sence müzik sektöründe değişimler. De nasıl bir değişim olacak? Yani hani bu konserlerde biraz kalabalık izleyiciler... Önümüzdeki bir sene böyle diyorlar. Ne düşünüyorsun? Dijital platformda canlı yayınlar yapılıyor, konserler veriliyor. Evet. Sponsorlu. Ya şu an zaten hani her sektörde artık herkes evinden çalışıyor vesaire. İşte burada bu tarz platformlarda canlı konserler yapılıyor. Ya bir süre böyle gideceğini düşünüyorum ama bu yani umarım en kısa zamanda biter. Bu karantina, koronavirüs muhabbeti bittiği zaman herhalde ilk konserlerim ben bayağı dolu. Hani çünkü insanlar da özledi. Hani dışarıya çıkmayı, eğlenmeyi, canlı müzik dinlemeyi. Açıkçası ben de çok özledim. Gidip sağda solda bir yerde oturup kahve içmeyi. Yani bu olaylardan sonra herhalde başta yoğun bir ilgi olacaktır. Ama bir yandan da belki insanlar pimpirikli davranıp konserlere gelmez diyeceğim. Ama ben halkımızı ve rap müzik kitlesini tanıdığım için bu yasaklar kalktıktan sonra herhalde bayağı gümbür gümbür olacaktır konserler diye düşünüyorum. Ama tabii İnşallah. Olumsuz etkilenen yanlar, yani çünkü bütün sektörler maddi açıdan şu an ciddi bir şekilde hasar alıyor her geçen gün. Belki biraz seyredebilir başlarda ama zaman içerisinde ben yine düzeleceğine inanıyorum. Umarım yani bir an önce atlatırız dünya olarak bu durumu. Çünkü rap müziğinde özellikle konserlerden çok ayakta kalma olasılığı tabii var ki, yani tabii ki. Rap Konserler müzikte. Konserler bizim için çok önemli. Ama işte kimsenin beklemediği anda işte herkesin zaten işi alt üst oldu. Bu sadece rapçiler için ya da müzisyenler için de değil. Birçok iş alanı için böyle. Yani umarım bir an önce biter, kurtuluruz. Başka bir temennimiz yok. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Buradan izleyen... Arkadaşlar belirli bir zamandan sonra Instagram atıyor. O yüzden evet, bekliyorum arkadaşlar. Belirli bir zamandan sonra Instagram attığı için evet, Instagram atıyor arkadaşlar. Yeni gelenler için söylüyorum. Instagram bir saat sonunda atıyor. O yüzden de yenilememiz lazım. Konuşamadım o sırada. Son saniyelerdi. O yüzden evet. Evet, bekliyoruz Sidra'yı. Evet. Yapamadım hazırı, son saniyelerdi. Evet, geliyor. Galiba geldim. Evet, şey atıyor kendini bir zaman sonra, onu da yeni öğrendim. Yani ben de yıllardır televizyonculuk, YouTube programları falan yapıyorum ama Instagram'da yeniyiz yani. O yüzden kusura bakma. Tam olarak... Yok, hiç problem değil. Şu an yayındayım değil mi ben? Şeyi evet, şu an yayındasın gayet olmaz. Güzel. Sorun ne? Tam neredeydin tam olarak? Ne konuşuyorduk? Bu korona... Koronadan dolayı konserlerin nasıl geçeceğini konuşuyorduk. Yok, diss olayını konuşuyorduk. Ha evet, şarkı. Diss olayı. Ya şimdi şöyle, en beğendiğim dissler zaten benim hani kişisel olarak direkt bir isme yaptığım bugüne kadar 3 tane diss var. Üçünü de ben çok seviyorum açıkçası. Çok ayrım. Ama tabii kalite açısından ya da ne bileyim
bir, mesajı bazı bakımından hani. dinleyicilerim evet, daha akıllıca olduğunu düşünüyorum Sniper dizisindeki sözlerin, ama ya özellikle benim kitlem, ondan önceki dizilerim biraz daha ağır, sert sözle, daha böyle küfürlü sözler içeriyordu. Ki işte o zamanlar 19-20 yaşındaydım. Şu an 27 olacağım çok yakında. O kitlemin bir kısmı eski dizilerimi daha çok beğeniyor. Ama ben en iyisinin Sniper olduğunu düşünüyorum. Yani açıp Süper. yani şu an açıp keyifle dinleyebilirim herhangi bir zamanda ya da. Aynen. Bu Dinlemek. arada arkadaşlar yeni gelenler var. Hep aynı soruyla karşılaştığım için ben devamlı cevap veriyorum. Çok yakın zamanda yeni albümüyle sizlerle birlikte olacak Hidra. Şu anda onun Evet. üzerinde çalışıyor. Çünkü yeni açanlar var, yeni katılanlar var. Evet. Bir de mesela günlük hayatından sormak istiyorum. Hidra sinirli midir? Yo, aslında gayet sakin Kinci midir birisiyim. yani veya yapılanı unutmaz, kin Ya tutar mı? kin tutmam için gerçekten ciddi bir hani psikolojik ya da duygusal bir hasar görmem gerekiyor. Ama şöyle diyebilirim, daha yaşım gençken çok daha böyle öfkeli, daha böyle dedik birisiydim, ama zaman içerisinde biraz daha sakinleştim ki bir insan beni hani zorla damarıma basıp sinirlendirmediği sürece öyle yakan yıkan birisi değilim. Yani öyle Süper. söyleyebilirim. O Ben bu öfkeyi bir arada şarkılarla atıyoruz zaten bir şekilde. aynen. Bir de yine günlük hayatından soracağım. Çok soruyorlar. Konsol oyunları oynuyor musun? Valla konsol oyunları oynuyorum ama PlayStation yani vesaire. hem PlayStation, FIFA, NBA, UFC oynuyorum, bu kafes dövüşü kafasındaki oyunlar. Hı. Onun dışında ya Football Manager oynuyorum ama o PlayStation oyunu değil, ya bilgisayardan ya telefondan oynuyorum, ama ağırlıklı olarak FIFA ve 2K oynuyorum diyebilirim. Ki bayağı da iyiyimdir ikisinde Süper. de. Peki yavaş yavaş programın sonuna gelirken bir şarkı daha almak isteriz. Kapanış Öyle mi? yapalım biz. O Valla zaman eğer bir varsa de bakayım seviniriz ben. yani. Tabii, ben bir parçalık bakmıştım ama o zaman ölüm kalım gününü açabilirim. Bugün ölüm kalım günü yanında yine Hazırsak başlıyoruz. Karşım devil, inadına bu gecede marşım battle. Kan cepli bedeni ego yapıyorum adım paralel evrende marşım medals. Yara beni bir tarafım ölmüyor mu, kapı bir kareleke gibi geri dönmüyor bana, geri dönmüyor bana, beni gömmüyor bana, baba paraları piyasada dönmüyor para. Görmüyor bana bunu kör bir yılana bile saygınız var bana, sövmüyor ama hep bir gör ve yakala basa kör ve makara, sizin işiniz bizimki bölse makara dizmek. Doldu vakit al silahını aradım orduda, kitabımı sorgula dediğim gibi boldu rakip, o zaman hedefini vurup ölüm borduna gece bile doldu vakitte bile çoktu vakit. Çoklu vakit kim yol bulabilir ey, yol bulabilir ey, son tura girdik bu formüle bir, yaşam standartları bayağı düşük, hayatımız bok gelip bayağı düşün, dayan düşün daha ben yapamıyorum, bunlar sadece hayal gücüm, nasıl bir şey gerekiyor hepinize, ben o dilimi çıkarıyorum hepinize, ben o gibi repo bile dişi tabi ve bu kafa depo gibi bizi din uzatan ve benim sola depo bile bunun dolu tarafına dönüp bakın adımız unutulur geri gemi ölüm kalır, ama hedefime yüksek tutacağım çünkü her gün benim için ölüm kalır. Bu da böyle bir şarkıydı. Süper, süper, süper. Yine nefesine sağlık. Son Evet, olarak teşekkür ederim. sevdiklerine neler söylemek istersin? Umarım memnun kaldın sen de, seni Çok memnun ağırlamaktan. kaldım. Teşekkür ederim hem bana böyle bir teklifle geldiğiniz için, merak ettiğiniz için. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Müzik oneri olarak çünkü seni takip ediyoruz, dinliyoruz ve seviyoruz. Aha. Sevenlerin de istiyor görüşmek. Evet E, o evet. Ben yüzden de bu çok güzel bir program oldu. Aha. Müzik On Air sayfasından zaten haberim vardı. Arada benimle ilgili de haberler çıkıyor. Yani müzik piyasasına hakim güzel bir sayfa. Onun dışında dinleyicilerime söylemek istediğim, biliyorum şu an çok heyecanlılar, müziği açlar, güzel rap dinlemeyi özlediler. Çok az daha sabretsinler, beklediklerine değecek. Onun dışında mümkün olduğunca, mümkün mertebe tabii ki bu şartlar altında evde kalmaya çalışsınlar ki bir an önce bu virüsten, işte bu lanetten artık kurtulalım ve rap müzikten asla vazgeçmesinler. Yolumuz daha Çok da uzun teşekkür belki. ediyoruz. Ben çok Çok teşekkür teşekkür ederim. Çok ediyoruz. sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Selamlar, Sağ ol. saygılar. Teşekkürler.
Sağ ol. Evet, sevgili Hidra bizlerle birlikteydi ve çok güzel bir program oldu. Şunu söyleyeyim, her zaman rap söylemek istemişimdir ama hiçbir zaman söyleyemeyeceğim. Çünkü o ayrı bir dünya ama dinlemeyi çok seviyorum. Bunlardan biri de Hidra, Müzikoneri ve Cüneyt Diktaş'ı. Yani beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz Müzikoneri olarak. Kimler vardı? Tabii Oğuzhan Koçlar, Gökhan Türkmenler... Rap dünyasından birçok isim vardı, YouTube dünyasından vardı ve olmaya devam ediyor. Yarın da yine aynı saatte karşınızda olacağız. Cüneyt Diktaş, Müzikoneer takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve istediğiniz konukları da DM'ime yazabilirsiniz. Görüşürüz.